Bir yandan da tabii bir takım önergeler veriliyor. Mesela mecliste CHP mafya devlet ilişkilerinin boyutlarının araştırılması için bir önerge verdi. iktidar bloğunun oylarıyla reddedildi ve muhalefet eleştirilere devam etti. Eleştirilerin odağında Süleyman Soylu vardı. Durum tahmininizden vahim vahim vahim. İçişleri Bakanı'nın kenara çekilmesinde fayda vardır. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanı'mızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Sayın Soylu'ya sahip çıkıyorsunuz da Sayın Soylu'nun alene suçladığı Sayın Afkan Ala'ya, Sayın Selami Altınok'a, niye sahip çıkmıyorsunuz? Süleyman Soylu'nun imtiyazı nedir arkadaşlar? Muhalefet iddialar vahim dedi. Yargının harekete geçmesi istenirken önce Bahçeli ardından Erdoğan'ın İçişleri Bakanına sahip çıkan açıklamalarına görevden alın çağrısıyla karşılık verdi. Benim sayın Süleyman Soylu'yla ilgili alerjik tutumum söz konusu değildir. Delilleri toplayacak kolluk gücünün rahatlatılması, adalet mekanizmasının gölgesiz işletilmesi için bu şarttır. Hukukun dışında bir iş yapmışsam, yaptığım işin peşine takılması gereken savcılardır. İçişleri Bakanı buraya kadar pisliğe batmış. Değiştirecek küçük ortak yüzünden değiştiremiyorsun. Memleketi bu hale kim getirdi? Bay Kemal, Bay Meral Size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Cumhurbaşkanı yine 3 maymun oynadı. Yani bilmiyoruz, görmüyoruz. Yok böyle bir gündem. Hangi ülkede yaşıyor Allah aşkına? Ülkenin gündemi bu. Suç örgütü liderliğinden firari Sedat Peker'in iddialarından sonra siyasetin gündeminden yeraltı dünyası ilişkileri düşmedi. Cumhurbaşkanı savcılıklar tahkikata başladı dedi. Yeni haftada hiç konuşmadı. İktidarın sessizliğine muhalefet tepkili. Ben bunu hafife alırım. Eh millette bak ya ortada hiçbir şey yokmuş der zannetmek büyük hata. Bunu hafife almak farkına varmadan suçu üstlenmek manasına gelir Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Sayın Erdoğan uyardım. Bağımsız bir yargı süreci derhal işletilsin dedim. O ne yaptı? Küçük ortağın dolduruşuna geldi, gitti kefalet koydu. Sayın Erdoğan. Bu işler öyle bir kişinin çıkıp ortaya kefalet koymasıyla olmaz. Devlet böyle yönetilmez. CHP mafya devlet ilişkilerinin boyutlarının belirlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Mecliste iktidarla karşılıklı sesler yükseldi ama iddiaların araştırılması reddedildi. İçişleri Bakanı'na koruma veriyorsa, çakar veriyorsa, bu da İçişleri Bakanı'na sen benim dönüş üretim diyorsa bunlar vayın değil mi arkadaşlar? Bunlar araştırılmaz mı? Bir suç varsa lütfen gidin suç duyurusuna bulunun ve Cumhuriyet Savcılarımız da bunu yapsın.